AirPod'dan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bir seyyahı, eski diplomatı, enerji uzmanı, iş adamı, yatırımcı, müteşebbis, neticede çok yönlü birisini ağırlıyorum. Mehmet Öğütçü. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Vallahi bütün yönlerini anlatmaya çalıştım. Eksik kaldı bayağı. Bir yarım saat daha uzayabilir yaptığım evet. Şeyleri anlatmaya kalkışırsak. Şimdi hep enerji konusuyla gündemde oluyorsunuz. Bizim televizyonlardan da başka kanallardan da sizi enerji gündem olunca arıyorlar. Görüşlerinizi arıyorlar ama ben başka bir şey için sizi stüdyoya arıyorum. Çünkü çok da geziyorsunuz. Evet. Sadece gezmekte kalmamışsınız, bir de kitabınız da var. Yaşam bir seyahattir. İçinde de güzel anekdotlar var. Sadece bu kitap değil, başka yönlü biliyorum. Dolayısıyla bu yaşam bir seyahat derken neyi kastediyorsunuz? Ya aslında bir hani bizim meşhur seyyahımız vardır Evliya Çelebi. Evet. Ona demişler ya yani rüyasında işte Peygamber Efendimiz'i görüyor. Dile benden ne dilersen diyor. Ya şefaat diyeceğine ya seyahat diyor. Adam alıyor başını gezmeye başlıyor. Evet. Herhalde bende de böyle bir şey oldu. Seyahat bir tutku oldu. Bir yaşam tutkusu. Felsefesi aynı zamanda. Çünkü seyahat ettiğiniz zaman bir hareket yaratıyorsunuz. Bir devinim yaratıyorsunuz. Siz hareket ettikçe dünya da hareket ediyor. Oturduğunuz yerde miskin bir şekilde kalırsanız, evet. Fazla hareket etmezseniz ne ufkunuz genişler, ne ilişkileriniz çeşitlenir, ne yeni yerler görürsünüz, ne beslenirsiniz entelektüel olarak olsun, ruhsal olarak olsun. Ve ben bu tadı aldıktan sonra tabii diplomat olarak çok gezdik. Onun verdiği bir onun şey de var. Onun ciddi bir katkısı var. Çok ciddi katkısı var. Yani ben hesapladım geçenlerde bir digital nomad dedikleri grupla tanışmıştım Montenegro'da. Oradaki bir kız anlattı bana, dedi ki ben şimdiye kadar 175 ülke gezmişim, ondan sonra bunu tamamlamak istiyorum diye. Ulan dedim, ben hiç buna bakmadım. Girdim Birleşmiş Milletler web sayfasından, kaç ülke var? 197. Birleşmiş Milletler'in tanımadığı başka ülkeler de var tabii. Evet. Ben dedim hangilerini seyahat etmişim ülke olarak, kentleri koysanız çok daha fazla belki ama 135 ülke gezmişim bugüne kadar. Dedim geride kalmışım. Demek ki daha sırada devam en az 50-60 ülke daha var. Abi tamam, 197'ye ulaşabilmek için. Siz diplomat olarak ilk nereye gittiniz? Hangi ülkede bulundunuz? Ben ilk dış görevim Çin'di. Çince de bildiğim için evet. O tabii büyük bir avantaj oldu orada ve hayatımı değiştirdi. Çin dünyayı değiştirdi. Hala Çin'i konuşuyoruz. Sene kaçtı? 1989'da bu meşhur Haziran ayındaki Tiananmen ayaklanması vardı evet. Biliyorsunuz. Ben o meydandaydım. 3 hafta önce gitmiştim o ayaklanmalardan ve tabii çok meraklı bir insan olduğum için büyükelçiye bile haber vermeden şeyin içine girdim. Ne oluyor, ne bitiyor anlayayım 89. diye. 89 Haziran'da. Ben ancak 97'de falan gidebilmiştim o meydana. Evet, yani dolayısıyla Çin'i iyi bildiğimi zannediyorum. Çünkü içeriden çok izledim. O ne kadar kaldınız? O gidişimde 3 yıl kaldım. Evet. Ama sonrasında işte OECD'ye geçince Çin'le daha ilgili yatırım ve yönetişim programını kurdum. Onu yürüttük orada. Bütün Asya Pasifik'te yaptık tabii, Hindistan dahil olmak üzere. Ama Çin'e özel bir ilgim var. Hala da o dönemde kurduğum ilişkilerin, o seyahatlerde karşılaştığım insanların bağlantılarını kendi iş yaşamında kullanıyorum. Çok işime yarıyor. O kadar güzel fırsatlar sunuyor. O kadar etkin bir şekilde kapılar açıyor ki bana orada. Yani yaptığınız hiçbir şeyin boşa gitmediğini ilerleyen yıllarda görüyorsunuz. Seyahatin o avantajı da var. Dolayısıyla seyahat, gezi önemli diyorsun. Çok çok önemli. Evet. Gençlere de onu söylüyorum hep. Hani bir toplantıda Forum İstanbul'u yapıyorduk burada. Türkiye'nin 2023 vizyonu hususunda Yavuz Canevi ile beraber. Bir şirket, sigorta şirketi sponsor olmuş. Ondan sonra hanım işte çıktı. Gençlerden bir platform oluşturmuştuk genç liderler için. Gençlere anlatıyor işte yaşam sigortası, şunu yaptırın, bunu yaptırın. Ondan sonra ben çıktım ya, çok dedim özür dileyeceğim ama hanımefendiye pek katılamayacağım. Gençler varsa paranız dedim, hemen ilk bileti alın, yola çıkın. Bırakın sigortayı, migortayı. Gezin, dolaşın. Özellikle 26 yaş altındaki gençler için Interrail denen bir şey var biliyorsunuz. Evet. Trenle bütün Avrupa'yı seyahat ediyorsunuz tek biletle. Onu yapın dedim. Cebinizde paranız yoksa boş verin. Bir yerde bulaşıkçılık yaparsınız. Bir yerde şeyde kalırsınız. Kilisenin bir yeri vardır. Evet. Öğrencisin, idare edersin. Ve şu çok önemli bence. Kişisel gelişim için seyahat
olmazsa olmaz bir şey. Güçlüklerle karşılaşacaksın, uçağı kaçıracaksın, otelin parasını ödeyemeyeceksin, girip orada kavga edeceksin birisiyle. Bunlar sizi şey yapıyor, hayata hazırlıyor. Hatta gençlere diyorum ki evlenmeden önce eşinizi, müstakbel eşinizi alın bir seyahate götürün. Ya çok bağlanacaksınız, harika tam istediğim kadınmış, erkekmiş. Ya da kopup gelecekler. Ya da aman diyeceksiniz, ben bu kişiyle hayatta yapamam. Bu güzel tavsiyeydi. Ben şeyi merak ettim, kitapta böyle bir bölüm açmışsınız da. Evet. Böyle bir deneyiminiz oldu mu? Oldu tabii. Yani hem evleneceğim kadını seçmemde, şimdi biraz önce söylediğim tavsiyeye uydum kendimde. Çünkü eğer size uyum sağlayamıyorsa, siz ona uyum sağlayamıyorsanız, bu ritmi, çünkü çok sorunlu olabiliyor seyahatler. Hı. Yer bulamıyorsunuz, çok kötü bir otelde kalmak zorunda kalabiliyorsunuz, uçağı kaçırıyorsunuz, cüzdanınız kayboluyor, parasız kalıyorsunuz falan. Böyle bir ortamda sorun çözücü yetenekte mi yoksa hemen parlıyor mu, ortalığı karıştırmaya başlıyor. Beni bunun için mi getirdin, bu rezalet nedir, bu oteli beğenmedim. Şimdi bunlar ölçü, insanların tahammül ölçüsünü de gösteriyor. Peki siz 135 ülkeyi gezerken kafanızda belirli bir plan, program var mıydı? Neye göre bu sayı buralara geldi? Şimdi bir tabii dışlarındayken iş için gidiyordum. Evet. O toplasanız 30-35'tir belki görevli olduğunuz yerler. İkincisi dışlarından sonraki hayatımda OECD'nin ben bütün dünya ile ilişkilerinden sorumluydum. Non-member ülkeleriyle. Onun için çok sık giderdim misyonlarla bu işe. Sonra da şimdi çok sık konuşmak için davet alıyorum. Yani işte en son Roma'da NATO Enerji Zirvesi'nde yönettim. Ondan önce Marrakeş'te konuştum bir yerde. Ondan öncesinde Tokyo'daydım, Pekin'deydim, Los Angeles'taydım. Her yerden davetler geliyor. Dolayısıyla o gittiğim zaman önce bir iki gün işimi yapıyorum. Ya da iş için. Şirketim var, yatırım danışmanlığı, enerji danışmanlığı yapıyoruz. Davet ediyorlar, iş için gidiyorum, bir günde işimi bitiriyorum, önüne ve arkasına üçer dörder gün koyuyorum. Ondan sonra o kentleri, çevresini geziyorum, yakın coğrafyaları geziyorum. Yani mutlaka bir şeyle bağlantılı kılıyorum onu. Çantamı alıp, hadi ya ben çıkayım da biraz azıcık Peru yapayım, oradan Güney Afrika'ya, Botswana'ya geçeyim demiyorum. Ya da dostlarım davet ediyorlar, onlara gidiyorum, onlar bana geliyorlar. Böyle bir hayat anlayışı geliştirdiğiniz zaman zaten o akıyor kendi şeyinde, mecrasında. Peki bu kadar ülke gezdiniz ya, sizi en fazla cezbeden veyahut da şaşırtan hangisi oldu? Şimdi şaşırtan belki Hindistan diyebilirim. İki ay olmadı. Bir ay oldu. Bir ay önce oradaydım. Mumbai'de başladık. Ondan sonra Yeni Delhi'ye gittik. Oradan Rajasthan'a geçtik. Agra'ya gittik. Evet. Muazzam Taş bir Mahalli. Taş Mahal. Tabii muazzam bir medeniyetin izlerini takip ediyorsunuz. Öte yandan muazzam bir yoksulluğu sefaletle görüyorsunuz bunun içerisinde. Beni en çok şaşırtan taraf Hindistan'ın nüfusu içerisinde yaklaşık 300 milyona yakın Müslüman var. Evet. Bayağı büyük bir Müslüman ve nüfus var. Ticaretle uğraşıyorlar büyük halde. Ticaretle uğraşıyorlar ama büyük bir çoğunluğu yoksulluk içerisinde. Yani evet. Hindistan'daki sefaletin önemli bir kısmı Müslümanlar arası. Buna çok üzüldüm. Yani bu tabii şey... Ticaretle uğraşmaları da işte bu biraz bürokrasiden uzak tuttukları için. Uzak tuttukları için evet. Belki yapmışlar. Şeyde Azeriler de öyledir mesela İran'da. Orada da muazzam bir Azeri nüfusu var biliyorsunuz. Çarşı evet. Azerilerin elindedir. En sevdiğim coğrafyalarda işte Toskana dediğim gibi yani sevilmeyecek gibi değil orası. Fransa'nın Provence'ını çok severim. Nice'in arkası, Saint-Paul-de-Vence ve ötesi. Doğasıyla, yemekleriyle, rahatlığıyla, insanların tavrıyla. Tabii Çin benim ikinci vatan gibi adeta. Çok severim, gider gelirim. Bir de kitabınızda Çin demişken ilginç bir şey var, anekdot var. Çin'de Doğu Türkistan veyahut da Sincan özel bölgesini gezen ilk Türk diplomat olduğunuzu yazıyorsunuz. Evet. Sene kaçtı? Sene 1990. 90. O zaman o bölgeye giriş yasak. Orada evet. Baren isyanı vardı. O dönemde Türkleri sokmuyorlar o bölgeye. Ben de cevval bir diplomatım. Tabii yerimde duramıyorum. Öyle klasik şeye uyamıyorum, monşer tipine. Bir fikir geliştirdim. Urumqi başkenti. Dedim Urumqi'de bir film haftası yapalım. Türk film haftası. Çinler çünkü Türkiye'de, İzmir'de yapıyor, İstanbul, Ankara. Muazzam kültürel tanıtımları oluyor. Biz de dedim Urumqi'de yapacağız. Çinler ayağa kalktılar. Olmaz Şanghay'da yapın dediler. Ya da Guangzhou'da yapın. Onu oraya yaklaştırmak istemiyorlar. Ben dedim ki ya orada yaparız ya da iptal ederiz. Gerek yok yapmaya o zaman dedim.
Şantaj yaptım adeta. Ama Ankara'dan talimat falan da yok. Kendi böyle siz kendiniz organize ediniz. Söylesem zaten canımı okurlar sen kimden talimat aldın diye. Ve izin çıktı. Ama dediler yarım gün yapacağız, hemen kapatıp döneceksiniz. Yani göstermelik bir şey yapmak istedim. Olsun dedim. Ben çünkü şey inerim, salami taktiğe. Dilim dilim ilerlersiniz. Bütün maksimalist bir şekilde değil, küçük küçük parçalar halinde. Büyükelçiye doğruyu söylemedim. Dedim ki ya çok ısrar ettiler dedim. Dediler ki film haftasını bu defa Urumçi'de yapalım. Nasıl olur Mehmet Bey dedi. Böyle bir şey kabul etmez Çinliler. Vallahi ben de şaşırdım dedim. Herhalde bize mesaj vermek istiyorlar falan. Neyse aldım gittim başımı. Yarım günlük bir açılış için 12 gün sonra döndüm. O zamanlar şey de yok tabii. Telefon da yok böyle şey falan. 12 gün mü kaldınız? 12 gün kaldım. Oraya iner inmez bir sonraki adımı planladım. Dedim ben Kaşgar'ı da görmek istiyorum. Kaşgar'ı da görmek, Turfan'ı da görmek lazım. Altay ili de görmek lazım. Ama mümkün değil dediler. Ben dedim kendi hesabıma gitmek sezon istiyorum. Sezon neydi? Sezon galiba Nisan-Mayıs aylarıydı. Kavun sezonu değildi yani. Evet. Ama Turfan müthiş şaşırttı evet, beni. Yani. Çölün ortasında Karezler'den gelen evet. suların beslediği şey. Evet. 12 gün sonra iki tane kımız şeyiyle bidona doldurulmuş büyükelçiliğe döndüm. Tabii büyükelçiye ateş püskürdü. Dedim beyefendi yapacak bir şey yok. Dediler ki sizi alalım buradan bir de öbür tarafa götürelim. Bilmiyor tabii ne mücadeleyle gittim. Oturdum bir de güzel rapor yazdım. Bütün izlenimlerimi. Evet. Madem ilk diplomatım. Ondan sonra gönderilmesini istemediler önce. Dedi, Ankara bizden böyle bir şey istemedi ki. Efendim Ankara nasıl istesin? Ankara masa başında. Onlar bizim burayı yapmamız lazım. Çünkü biz o bölgeyi İngilizlerin, Fransızların, Amerikalıların istihbarat kaynaklarından anlamaya çalışıyoruz. Bir Türk'ün gözüyle, meraklı, girişken bir Türk diplomatının gözüyle bunları yansıtmak lazım Ankara'ya. Çünkü Çinliler bizi şey zannediyorlar, buraları karıştırıyor. İsyanları bizim teşvik ettiğimizi düşünüyorlar. Çinlerin böyle olmadığını da göstermemiz lazım. Falan bayağı güzel bir şey oldu. O dönemde hele Kaşgar'daki o Yekşembe pazarı vardır. Böyle eşekler, atlar, nal çakan, demirciler. Tam 1920'ler Anadolu'su gibi. Satan, evet. Bir yandan da İbrahim Tatlıses'in dumdum kurşunu çalıyor falan böyle. Bayılmıştım o seyahate. Yakında nereye var seyahatiniz? Amerika seyahati var. Evet, New York. Oraya da çok gitmişsiniz evet, zaten. New York var, Los Angeles var. Yapmak istediğim yerlerin başında önümüzdeki dönemde bir Latin Amerika'da gitmediğim Peru vardı. Evet. Peru'yu yapmak istiyorum. Ama bir iş yaratmam lazım. Hadi gidiyorum diye gitmiyorum genellikle. Ya beni davet edin diyorum, konuşmaya gidiyorum. Ya bir iş için, bağlantısı için gidiyorum. Yani bakıp şurayı gezmeliyim diye yola çıkmıyorsunuz. Kesinlikle öyle çıkmıyorum. Paralelinde bir iş olmalı muhakkak. Mutlaka bir bağlantısı olmalı. Evet. Öyle olmazsa boşa geziyormuşum gibi bir hava doğuyor. Öyle hissediyorsun. Öyle hissediyorum. Aslında öyle değil de. Değil. Ama mesela Portekiz'i çok seviyorum. Yine epeydir gidemedim. Geçen Barcelona'daki toplantıda Portekiz'in önde gelen siyasetçilerinden birisiyle beraberdim. Anlattım epey oldu gelemedim diye. Niye gelmiyorsunuz dedi. Dedim davet gelmedi yakın zamanda. Hemen davet edelim sizi dedi. Buyurun dedim edin ben haftaya oradayım. Yani bir bağlantı, iş bağlantısı, bir görme olmalı ki ben onun etrafında da seyahatlerimi inşa edeyim diye düşünüyorum. Ve hep onu söylüyorum. Yani insanlara bırakınız evinizde mutfağınızı yenilemeyi, yok bilmem arabanızı bir model daha iyileştirmeye çalışın. Bunlar boş şeyler. Varsa ilave paranız daha çok gezin. Daha çok gezin. Bunlar gelip geçici. Evet. Ama seyahat size çok şey kazandırıyor. Hiç ummadığınız şeyler katabilir, kesinlikle kazandırabilir. Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Size de bol seyahatler, paralelinde de bol işler diyelim. Hep beraber, evet. Hep beraber. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.